Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 1. Yarıyıl Kamu Yönetimi Hukukun Temel Kavramları 2020 Final Yarıyıl Sonu Sınavı. Soru 1. Özel hukukta zararın karşılığı olarak ödenen maddi tutara ne ad verilir? A. Cebri icra, B. Teminat, C. Nafaka, D. Zor alım, E. Tazminat. Doğru cevap E. Tazminat. Soru 2. Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evliliğe uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir? A. Yokluk, B. Kesin hükümsüzlük, C. Nisbi butlan, D. İptal edilebilirlik, E. Noksanlık. Doğru cevap A. Yokluk. Soru 3. 1982 Anayasası'nda yer alan ve hiç kimse kanunen tabi olduğu merci dışında bir mahkemece yargılanamaz şeklinde ifade edilen anayasa hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur? A. Doğal hakim ilkesi, B. Masumiyet karinesi, C. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, D. İyi niyet ilkesi, E. Yargı bağımsızlığı ilkesi. Doğru cevap A. Doğal hakim ilkesi. Soru 4. Davacının talep sonucu bir hakkın mevcut olup olmadığı, bir hukuki ilişkinin varlığı veya yokluğu yahut da bir belgenin sahte olup olmadığına ilişkin ise o dava ne tür bir davadır? A. Grup davası, B. Eda davası, C. Belirsiz alacak davası, D. Mukabil dava, E. Tespit davası. Doğru cevap E. Tespit davası. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisinde tüzel kişilerin kurulmasına ilişkin 3 temel sisteme yer verilmiştir? Doğru cevap C. İzin sistemi, serbest kuruluş sistemi, normatif sistem. Soru 6. Medeni Kanun'un 1. maddesinde yer alan kanun terimiyle aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir? A. Anayasanın belirlediği usuller uyarınca yürürlüğe konulan her türlü yazılı hukuk kuralı, B. Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip yürürlüğe konulan yazılı hukuk kuralları, C. Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu, D. Emredici hukuk kuralları, E. Yürürlükteki yazılı ve yazılı olmayan tüm hukuk kuralları. Doğru cevap A. Anayasanın belirlediği usuller uyarınca yürürlüğe konulan her türlü yazılı hukuk kuralı. Soru 7. Tarihte bilinen ilk devletler aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır? A. Avrupa, B. Mezopotamya, C. Güney Amerika, D. Mississippi Vadisi, E. Britanya Adası. Doğru cevap B. Mezopotamya. Soru 8. Özgürlüğün başkalarına zarar vermeyen her şeyi yapabilmek şeklinde ilk defa tanımlandığı belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Senedi İttifak, B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, C. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, D. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, E. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Doğru cevap C. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının niteliklerinden biri değildir? A. Normatiflik, B. Belirsizlik, C. Genellik, D. Soyutluk, E. Süreklilik. Doğru cevap B. Belirsizlik. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi bir uyuşmazlık hakkında yargılama yapmaya yetkili devletin belirlenmesinde kullanılabilecek ölçütlerden biri değildir? A. Şahsilik ilkesi, B. Mülkilik ilkesi, C. Koruma ilkesi, D. İleriye yürüme ilkesi, E. Evrensellik ilkesi. Doğru cevap D. İleriye yürüme ilkesi. Soru 11. Bir kanun hükmünün bir olaya uygulanabilmesi için gerekli tüm unsurları içinde barındırmayıp hakime bir araştırma ve değerlendirmede bulunmak suretiyle hükmün unsurlarını tamamlama görevini verdiği hallere ne ad verilir? A. Kanun boşluğu, B. Hukuk boşluğu, C. Hüküm içi boşluk, D. Örtülü boşluk, E. Gerçek olmayan boşluk. Doğru cevap C. Hüküm içi boşluk. Soru 12.
Hukuk mahkemeleri kanuna göre aksine bir düzenleme bulunmadıkça dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın mal varlığı haklarına ilişkin davalarla şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A. Uyuşmazlık Mahkemesi, B. Anayasa Mahkemesi, C. Bölge İdare Mahkemesi, D. İcra Ceza Mahkemesi, E. Asliye Hukuk Mahkemesi. Doğru cevap E. Asliye Hukuk Mahkemesi. Soru 13. Hısımlık ilişkileri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasındaki hısımlığa, yani soykan hısımlığı denir. B. Evlat edinme yoluyla kurulan hısımlığa, yapma veya yapay hısımlık da denilmektedir. C. Soy bağını ifade eden hısımlık kan hısımlığıdır. D. Biri diğerinden gelen alt soy ile üst soydaki kişiler arasındaki hısımlığa, üst soy alt soy kan hısımlığı denir. E. Eşlerden biriyle diğer eşin kan hısımları arasındaki hısımlığa kan hısımlığı denir. Doğru cevap E. Eşlerden biriyle diğer eşin kan hısımları arasındaki hısımlığa kan hısımlığı denir. Soru 14. Bir kimse kendi hakkını bir başkasına devretse, devreden kişi hakkını kaybetmiş, karşı taraf hak kazanmış olur. Cümlede bahsedilen hak kaybına ne ad verilir? A. Mutlak kayıp, B. Nispi kayıp, C. Dönüşümlü kayıp, D. Varsayımsal kayıp, E. İyi niyetle kayıp. Doğru cevap B. Nispi kayıp. Soru 15. Türk Medeni Kanunu'nun ikinci maddesine göre hakkın kötüye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hakkın kötüye kullanımının genel yaptırımı bu durumun hukuk düzeni tarafından korunmamış olmasıdır. B. Hakkın kötüye kullanımının var olabilmesi için hakkın dürüstlük kurallarına açıkça aykırı olarak kullanılmış olması gerekir. C. Bir kimsenin hukuken sahip olmadığı herhangi bir yetkiyi varmış gibi kullanması hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilir. D. Hakkın kötüye kullanımının ortaya çıkabilmesi için öncelikle hukuken tanınmış bir hakkın olması gerekir. E. Bir hak amacını aşacak şekilde kullanılırsa kötüye kullanılmış olur. Doğru cevap C. Bir kimsenin hukuken sahip olmadığı herhangi bir yetkiyi varmış gibi kullanması hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilir. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarını belirtmek için kullanılır? A. Özel haklar, B. İsteme hakları, C. Katılma hakları, D. Koruyucu haklar, E. Ekonomik haklar. Doğru cevap D. Koruyucu haklar. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin barışçıl yollarla kurulmasının bir örneğidir? A. Türkiye, B. Sırbistan, C. Bosna Hersek, D. Çekya, E. Kosova. Doğru cevap D. Çekya. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu niteliğinde bir kamu tüzel kişisidir? A. Köy, B. Üniversite, C. Vakıf, D. TRT, E. YÖK. Doğru cevap A. Köy. Soru 19. İlk derece mahkemelerinde verilen ve istinaf yolu açık olan nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını aşağıdakilerden hangisi inceler? A. Sayıştay, B. Bölge İdare Mahkemesi, C. Yargıtay, D. Anayasa Mahkemesi, E. Uyuşmazlık Mahkemesi. Doğru cevap B. Bölge İdare Mahkemesi. Soru 20. Kişilerin haklarını zor kullanarak elde etmelerine ne ad verilir? A. İstinaf, B. Temyiz, C. Tahkim, D. İhkak-ı hak, E. İstinkaf. Doğru cevap D. İhkak-ı hak. Sınavınızda başarılar dilerim. Abone olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.